Arkadaşlar hepinize merhaba. Bazen siz arkadaşlardan bana e-mailler geliyor. Astronomi ile alakalı sorular soruyorsunuz. Ben de bunlara yanıtlar veriyorum. Eğer orada bir yerlerde henüz yanıt veremediğim biri varsa kusura bakmasın, yoğunluktan dolayıdır ama benim yanıt oranım yüksek. Muhtemelen %90-99 yanıt veririm. Bu videoyu çekmemin nedeni şu. Lise 3. sınıftaki bir arkadaşımız böyle derlemiş, toplamış soruları, net sorular sormuş. Astronomi bölümüyle alakalı. Ben de ona yanıt verdim. Ona yanıt vermişken bu yanıtları bir videoda toparlamak istedim ki belki kafasında aynı soruların olduğu arkadaşlarımız için bu yararlı olur. Şimdi ben hızlıca sorulara başlayalım. Astrofizikçi veya astronom olmak için lisans eğitim açısından soruyorum. Astronomi ve uzay bilimleri bölümünü mü yoksa fizik bölümünü mü okumak daha doğrudur? Şimdi bir astronom unvanı almak istiyorsanız, yani sizin diplomanızda astronom yazmasını istiyorsanız elbette astronomi ve uzay bilimleri bölümünü okumanız gerekir. Ancak eğer astronomi ile alakalı çalışmalar yapmak istiyorsanız kariyerinizin bir noktasında elbette fizik lisansı okuyabilirsiniz. Ve fizik lisansından sonra astronomide yüksek lisans doktora yapabilirsiniz. Bunun örnekleri var. Ancak fizik lisansı okurken haliyle astronomi ve uzay bilimleri bölümündeki temel astronomi derslerini almayacağınız için bu konuda bir eksiklik hissedebilirsiniz yüksek lisansa başladığınızda. Ancak bu açığı kapatmak sizin elinizde. Sonuçta önemli olan şey fiziği iyi bilmek ve astronominin temel konularında temel bilgilere sahip olabilmek. Evet, ikinci soru. Astronomi ve uzay bilimlerini okuyan kişiler yurt dışında nasıl iş sahibi olabilirler? Şimdi aslında yurt dışı ya da yurt içi iş olanakları anlamında birbirine çok benziyor. Çünkü astronomi kamuya memur yetiştirmeyi hedefleyen, tabii akademiden bahsetmiyorum, üniversitelerden bahsetmiyorum, bir bölüm değil. O nedenle yurt dışında mesela astronomi derecesine sahip olan birinin iş başvurusunda bulunduğu kurumların başında üniversiteler, onun dışında uzay ajansları, uzayla alakalı işler yapan enstitüler vesaire gibi kurumlar bulunuyor. Ancak astronomi okuduğunuz zaman yaptığınız iş aslında veri analizi. Yani kodlamayı iyi bilmeniz beklenir sizden ve bir verinin nasıl analiz edildiğini iyi bilmeniz beklenir. O nedenle bu alanlarda güçlü olacağınız için mezuniyetten sonra en azından astronomi öğrencisinden beklenen ideal profil budur. Eğer kendinizi bu konularda yeterli hissediyorsanız, yani bu konularda da ilerleyebilirsiniz. Yani bilgisayar programlama ve veri analizi alanlarında da ilerleyebilirsiniz mezuniyetten sonra. Ancak böyle iş olanakları olsa da bunlar aslında nedir? Ana iş olanakları değildir. Dediğim gibi astronominin asıl amacı akademiye personel yetiştirmektir. Yani bilim insanı olmayı hedefliyorsanız astronomi sizin için uygun bir bölüm bence. Evet, üçüncü soru. Astronomi ve uzay bilimlerini okuyacak olan öğrencilerin temelde hangi konularda yetkin olmaları beklenir? 3 ya da 4 başlık: fizik, kimya, matematik ve kodlama. Hani bir söz vardır, bir dil bir insan, iki dil mükemmel insan diye. Hayır, artık 3 dil mükemmel insan. Bir yabancı diliniz olacak, bir de kodlama dili biliyor olmanız gerek. Yurt dışında yüksek lisans ve doktora için üniversitelere başvurularımızda üniversitelerin başvuranlardan beklentileri nelerdir? Şimdi hangi üniversiteye başvurursanız bu vurun, önce sizin hakkınızda bilgi sahibi olmak ister. Bunu da nasıl yapar? İşte sizin transkriptinize bakar. Yani bundan önceki öğrenim hayatınızdaki aldığınız derslere, o derslerden aldığınız notlara, genel not ortalamanıza vesaire buna bakar. Referanslar isteyebilir. Ve diğer konu ise gittiğiniz yurt dışında işte yüksek lisans ya da doktora yapmak istediğiniz eğitim kurumunun ana dili neyse, Almanca, Fransızca, İngilizce neyse artık, o dilde yeterli olup olmadığınızı gösteren bir belge ister. Yani bir TOEFL sınavı ister, bir IELTS sınavı ister vesaire. Tabii bu minimum başvuru koşulları. Yani bunu sağlamanız gerek ki bir üst aşamaya geçesiniz. O da nedir? Ya başvurduğunuz bölüm sizi kendi sınavına tabi tutar ya da sizinle bir mülakat yapar.
yani sözlü sınav yapar sizi. Bunu da bu aşamayı da geçmeniz lazım. Ve siz mülakat aşamasını da geçtikten sonra sizin çalışmak istediğiniz alanda, ki o alan belki kafanızda şekillenmemiş olabilir henüz, yüksek lisansa başvurdunuz ama bence şekillenmeli. Yani ben atıyorum kara delikleri çalışmak istiyorum şu özelliği hakkında, galaksileri çalışmak istiyorum şu dalga boyunda gibi bir hedef koyarsanız kendinize yüksek lisans ve doktora öncesi, bu çok iyi olur. Ve sizin çalışmak istediğiniz ya da niteliklerinizi en uygun çalışabileceğiniz alanlar önerilir ve olan alanlardaki o bölümde uygun danışmanlar sizinle görüşür ve birinde karar kılarsınız ve çalışmaya başlarsınız. Süreç kısaca bu şekilde. Beşinci soru. Üniversite mezuniyet puanlarımızın ileriki öğrenim hayatımızda, yani doktora ve yüksek lisans öğreniminden bahsediyor, başvuru durumlarındaki etkileri nelerdir? Astronomi ve uzay bilimlerinde bir yerlere gelecek bir için mezuniyet ortalaması ve başarı durumu nasıl olmalıdır? Bazı üniversiteler var. Sizden bir önceki öğrenim hayatınızda belli bir puan almış olmanızı bekler. Atıyorum yüzlerinden 80. Genelde böyledir. Yani not ortalamanızı yüksek tutmak her zaman iyidir. Bu sadece başvuracağınız üniversitenin minimum koşullarını sağlamak için değil, aynı zamanda size burs varsa eğer, burslara başvuru konusunda da kapı açar. Yani burslara başvurmak istiyorsanız bence notunuzun üzerinden 80 olması gerek minimum. Elbette not ortalaması vesaire dediğim gibi sizin hakkınızda ön bilgi almak içindir. Başvurduğunuz bölümün sizi tanıdığı asıl aşama sizinle mülakat sınavı yaptığı aşamadır. Okey, bu da ne demek oluyor? Background bilginizin sağlam olması lazım. Tamam mı? Yoksa üniversitede birçok bölümde birçok dersten 100 almak sorun değil, değil mi? Yani çoğunlukla kampüs içindeki kırtasiyeden alıyorsun soruları, ezberliyorsun, sınava giriyorsun, geçiyorsun. Bu birçok yerde oluyor. Şimdi bu öz eleştiri yapmak lazım. Tabii ki her öğretim üyesi böyle değil. Her öğrenci de böyle değil. Yani ben kopya alayım, kopyalayayım, işte oradan kopyayı ezberleyeyim, sonra sınava gireyim, geçeyim. Ben bunun özünü anlamama gerek yok. Zaten o insanlar muhtemelen akademide kariyer yapmak istemiyordur ya da daha ileriye gitmek istemiyordur. Bir tane lisans diplomam olsun, hayatıma bakayım falan filan yani. Basit hayatlar, basit hayaller. Ama böyle soruları, yani geleceğine dair kafasında şu an sorulan genç arkadaşlar zaten hayatı ciddiye alan insanlar ve onlar zaten başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, geldik 6. soruya. Astronom veya astrofizikçiler hep masa başında mı çalışır, yoksa gözlem ve teleskop gözlemleri vesaire demiş. Sahada da görev alabilirler. Aslında bizim çoğunlukla yaptığımız şey şu an görüntüde benim yaptığım şey. Masa başı çalışıyoruz büyük bir çoğunlukla. Çünkü bizim yaptığımız şey elektromanyetik tayfın belli bir bölgesinde alınan veriyi belli programlarda analiz etmek, elde edilen sonuçları belli fiziksel gerçeklerle yorumlamak ve incelediğimiz cisim hakkında bir fikir sahibi olmak. Bizim genelde yaptığımız şey bu. Biz veri analiz ederiz, kod yazarız. Ve bunu da oturarak yapıyoruz. Ama biz aslında çok da seyahat ederiz. Astronomi sizi çok seyahat ettirir aslında. Seyahat etmeyi seviyorsanız astronomi bölümü bence güzel bir bölüm. Yani çoğunlukla oturuyoruz, masa başı yapıyoruz ama dünyanın her yerine gitme potansiyelimiz de var. Okey? Evet, gelelim diğer soruya. Oxford Üniversitesi'ne nasıl kabul edildiniz ve üniversite hangi kriterleri göz önünde bulundurarak sizi doktor için kabul etti? Bu konu hakkındaki deneyimlerinizi biraz anlatır mısınız? Şimdi az önce yurt dışında bir eğitim kurumuna başvurduğunuzda sizden istenen minimum kriterlerden bahsettim ya. Onlar aynen Oxford için de geçerli. Sizin belli bir dil puanına sahip olmanız lazım. IELTS 7 ve üzeri her kurdan gibi. Tabii siz transkriptinizi veriyorsunuz. Sizin aldığınız dersleri görüyorlar. O aldığınız derslerdeki notları görüyorlar. Genel başarı ortalamanızı görüyorlar. Ve sizden referans mektupları da istenebiliyor. Benden istenmişti mesela Oxford için. Onun dışında asıl hayati nokta az önce de bahsettiğim gibi mülakat. Mülakatta başarılı olmanız gerekiyor. Çünkü mülakat sizin gerçekten bu konuyu anlayıp anlamadığınızın ölçüldüğü yer. Ben de Oxford'da mülakata çağrıldım. Çünkü minimum koşulları sağlamıştım. Mülakat için gittim. Orada işte benim astronomi lisans mezunu, yüksek lisansımı Türkiye'de yapmıştım.
astronomi background'umu ölçmek için biraz sohbet ettik. Sonra bana iki makale göndermişlerdi. Bunlardan birini seç tartışalım diye. Sonra makaleyi tartıştık. Burada tabii sizin iletişim yetenekleriniz, temel konuları anlayıp anlayamadığınız vesaire gibi birçok şeye baktılar mülakat esnasında ve başarılı oldum. Sonra galaksiler çalışmak istiyordum ve galaksiler çalışan bir danışman ile anlaştık ve doktorayı böylece başladım. Benim doktoraya kabul edilme hikayem kısaca bu. Evet, gelelim diğer soruya. Astrofiziğin önü açık mı? Yoksa önünde belirli engeller var mı? Şimdi bir işe o işin önü açık mı? Acaba karşıma engel çıkacak mı diye başlamayın. Çünkü muhtemelen önünüze zaten engel çıkacak. Değil mi? Bu sizin hesap etmediğiniz bir şey olur. Bu ya da kötü niyetli bir insan nedeniyle olabilir. Çünkü insanlar insanların hayatını değiştirebilir. Hiçbirimiz yalnız yaşamıyoruz bu gezegende. Okey. Birimiz diğerini etkileyebiliyoruz. Bazen iyi yönde, çoğunlukla kötü yönde. Yani engeller her zaman çıkacak. Şimdi astrofizik açısından bakarsak olaya, son 20-30 yılda astronominin, daha doğrusu uzay bilim ve teknolojilerinin öneminin arttığını görüyoruz. Çünkü ciddi paralar var orada. Ve bilimsel anlamda konuşursak keşfedecek çok şey var. Çünkü bizim çalışma alanımız sonsuz evren. Bundan daha güzel ne olabilir? Dünyanın sıkıntılarıyla pek ilgilenmiyoruz. O nedenle insanlık tarihiyle yaşıt olan astronomi elbette ilerlemesine devam edecektir. Yani önü açık mı sorusunun yanıtı evet. Ancak bir alanın önünün açık olup olmaması şununla alakalı. O kişi o alanda çalışmak istiyor mu gerçekten? Yani sonunu getirebilecek kadar azme sahip mi? O sınıf içerisinde, o 50-100 kişi içerisinde acaba hangi özellikleriyle diğerlerinden farklı? Standart bir öğrenci mi olacak? Yoksa farklı bir profil mi çizecek? Yani bir mesleğin sizin için gelecek vaat edip etmemesi aslında %99 sizin azminize bağlı. O nedenle engeller olur. Kendinize şunu sormanız lazım. Ben engeller karşısında pes eden biri miyim? Yoksa engellere karşı durabilen ve engelleri aşabilen birisi miyim? Eğer ikinci soruya verdiğiniz yanıt evet ise bir mesleğin önü açık mı kapalı mı diye düşünmenize gerek yok. Hangi meslek sosu seçmek istediğiniz ilerleyin. Evet, son soru. Dil öğrenimi üniversite öncesinde mi? Üniversite sırasında mı? Üniversite sonrasında mı? Ne zaman almak daha doğrudur? Ben hemen şunu söyleyeyim. Hemen eğer dil anlamında kendinizi yetersiz görüyorsanız, hemen bu videoyu izledikten sonra dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Çünkü internet sayısız kaynakla dolu. Ancak ben şöyle bir şey gözlemledim. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Bu ülkede atıyorum çok iyi bir İngilizce dil okuluna, dil kursuna giderek elde edeceğiniz İngilizce düzeyi yurt dışında ana dili İngilizce olan bir yerde dil eğitimine gitmekle kesinlikle aynı değil. Kesinlikle aynı değil. Çünkü siz süper bir dil okuluna da gidebilirsiniz. Artık o süper ne demekse onu bilmiyorum. Hangi nitelikler bir dil okulunu süper yapıyorsa neyse artık. O süper dil okuluna gitseniz bile sokağa çıktığınızda yine Mehmet amcadan ciklet alacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatın normal akışındaki tartışmaları sizin dilinizde yapacaksınız. Yani sizin dilinizde aynı dili konuşan insanla yapacaksınız. Ancak yurt dışına gittiğinizde siz sadece dil okulunda İngilizce konuşmayacaksınız. Siz dışarıya çıktığınızda hayatın normal akışındaki o muhabbetleri de İngilizce yapmanız gerekeceğinden o zorundalık size İngilizce öğretecek. Yani o nedenle bir hafta, 2 hafta fark etmez. Yurt dışına bir şekilde çıkma fırsatınız olursa bu atıyorum işte çalıştaylar olabilir, lisans hayatınızda belki Erasmus yoluyla olabilir. Hatta work and travel. Bununla bile çıkın. İngilizcenizi geliştirin. Çünkü yurt dışında İngilizce gelişim hızı muhtemelen Türkiye'deki İngilizce gelişim hızına belki 10, belki 20, belki 100 kat daha hızlı ve daha verimlidir. Evet, böylece soruları yanıtlamış oldum. Eğer içinizde bu soruları düşünmüş olan arkadaşlar varsa onlara da yanıt vermiş oldum böylece. Hepinizin yolu açık olsun arkadaşlar. Yani bakın arkadaşımın e-mailini yanıtlarken söylediğim cümleyi buradan da okuyayım. Ve elbette hangi meslek olursa olsun bir şeyden emin olman gerek. Sevdiğin alan veya alanlar ne? Emin olmalısın. Ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev. Başarının sırrı bu. Evet, hepinize
Kolay gelsin arkadaşlar. Umarım hayalinizdeki mesleğe kavuşursunuz, sevdiğiniz mesleğe kavuşursunuz. Çünkü bize mesleğini seven insanlar lazım. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.